Merhaba kıymetli seyircilerimiz. Mitolojinin Gücü programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Alev Alatlı ile birlikte bu programı yapıyoruz. Tabii hemen gözlerinizin kendisini aradığını görüyorum, görür gibi oluyorum. Bugün özel bir seyahat yapması gerekiyordu. Onun için maalesef bizlerle birlikte değil ama önümüzdeki haftadan itibaren yine birlikte olacağız. Türklerin atalarının inanç sistemlerinin uzak coğrafyalardaki izlerini sürmeye gayret ediyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden halk bilimi uzmanı, Fen Edebiyat Fakültesi mensubu Profesör Doktor Aynur Koçak hocamız bizimle birlikte. Bir de Sergen Çirkin, bir uzman, arkeolog, müzeci bize katkıda bulunacak. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şimdi bu mitolojik dünyamızın bir arkeolojisi var. Çünkü genellikle hani sadece anlatılar düzeyinde değil, bir de buluntular düzeyinde anlatıyla buluntu arasındaki sağlamaları bize yaptırtan ilişkiler mevcut. Sibirya herhalde bizim en uzak atalarımızın yaşadığı coğrafyayı ifade ediyor. Buradaki buluntular da aşağı yukarı arkeolojik kazılar geçmişi itibariyle 300 senelik bir hikayeye sahip. Çok. Bir hayli uzun bir arkeolojik tarih örneği karşımızda. Son durum nedir? Çünkü biz bu mitolojiyi Çin kaynaklarından filan öğreniyoruz galiba, değil mi? Yani dolayısıyla bir atlama olabilir. Bu buluntularla bugüne dair bildiğimiz çeşitli kaynaklarda geçen anlatılar arasındaki son durum nedir? Sizden dinleyelim. Evet. Belirttiğiniz gibi hocam aslında arkeoloji bir anlamda tarihi kaynakları, yazılı metinleri doğrusuyla ve yanlışıyla teyit eden bir alan. Bu anlamda da Sibirya kazılarının esasında Anadolu'ya çok farklı ve çok uzak bir coğrafya olmasına rağmen Türklerle olan ana vatan kavramı özelinde güçlü bir alt belleğimizde yeri var. Bugün hala sürdürdüğümüz ve bunun da yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Sibirya'daki kazılar aslında arkeoloji biliminin ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren kazılara başlanılıyor. Yani Mezopotamya'daki, Suriye'deki bu çok bildiğimiz veya antik Yunan, Roma dünyasında çok bildiğimiz eski kazıların, Truvaların, Babillerin karşılığını biz Sibirya'da da görüyoruz aslında. Hani çok daha izole kalmış, geri hani buzullarla, dağlarla çevrili bir coğrafya. İncelemeden ve araştırmadan belki çok çok daha sonraki yıllarda buralarda araştırmalar yapılmıştır diye düşünülür genellikle. Halbuki Orta Doğu'nun pek çok meşhur antik kentinin kazılarının yapılmasından evvel Sibirya'daki ilk kazıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun ortaya çıkmasında tabii en önemli noktalardan birisi Petersburg Rus Bilimler Akademisi'nin kurulması. Rusya'nın Sibirya'ya olan bağlılığı, ilgisi, ham madde arayışı. Sibirya çünkü inanılmaz bir hem madde anlamında hem kültür anlamında eski dünya medeniyetleri için bir cazibe merkezi. Bu daha eski devirlerde Çin için söz konusu olmuş. Antik devirlerde Çin devamlı kuzey halklarıyla ilgilenmiş. Görece daha yeni devirlerde Rusya'nın hem Çarlık devrinde hem daha sonraki devirlerde gözünü hep doğuya, Sibirya'ya diktiğini görüyoruz. Güçlü iki otorite, Çin ve Rusya. Ve bu iki güçlü otoritenin beslenmesi için Sibirya hep bir ham madde kaynağı olarak görülmüş. İlk arkeolojik çalışmalar da esasında bu ham madde arayışına yönelik olarak karşımıza çıkıyor. Maden ocaklarının kazılması, bölgedeki işte kürk ticareti, çünkü Sibirya hayvanları hem mitlerde de geçen biliyorsunuz çok özel yerleri olan vahşi hayvanlar. Vahşi evet. Hayvanlar ama bunlar aynı zamanda bir ticari mal oldukları için
tüccarların, kaşiflerin, mühendislerin ilgi alanı olan Sibirya, bir yerden sonra etnografların, arkeologların, antropologların ilgi sahasına giriyor. Bunlar bir yerde birbirleriyle kesişiyorlar ve 300 yıl çok ciddi, çok ciddi bir tarih. Messerschmitt önemli bir batılı kaşif, tam olarak arkeolog değil. Ama Sibirya arkeolojisinin 300 yıl evvel Hakasya'da ilk kazıları yaparak kurucu baba ünvanını kazanan kişi kendisi. Günlükleri daha sonraki yıllarda yayınlanıyor. Ve o günlüklerinden takip edebildiğimiz kadarıyla Sibirya'nın tabii çok uzun yıllar o ölü gömme geleneğini barındıran kurgan mezar mimarisi, o bölgenin piramitleri gibi. Ve piramitler nasıl göz önünde kaçakçıların, hazine avcılarının av noktaları olarak onları cezbetmişse, bu kurganlar da antik devirlerden itibaren hem kendi devrinde hem de daha sonraki orta çağda, yeni çağda farklı milletlerin, Rusların, Çinlilerin de bir şeyi haline geliyor. Hazine avı merkezi haline geliyor ve Sibirya altınları, o büyük petronun, deli petronun korkunç hazinesinin de bir parçasını oluşturan Sibirya kurganlarındaki altınlar meselesi. Demek ki yani madencilik var orada. Kürtçülük var. Bunlar antik dünyanın çok önemli zenginlik kaynaklarından. Dericilik belki kısmen. Şunu merak ediyorum. Bu 300. Senesini yakın zamanlarda bilmiyorum tam exact bir şey mi? 300. Senesi olarak bu kazıların, bu buluntuların Çin kaynaklarında anlatılan Türk mitolojisi, Asya Türk mitolojisini doğrulayan veya yanlışlayan tarafları oldu mu? Benim mesela merak ettiğim şey yok. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum, ya da yanlış biliyorsam siz düzeltin. Çin bir bakıma da kendi öğretileri üzerinden bir Türk mitolojisi. Daha doğrusu hani Türk mitolojisini de bir reforme eden, kendine göre yeniden şekillendiren bir eğilime de sahip, değil mi yani? Dolayısıyla biraz öznel olabilir. Onun için bu bulgular önemli olsa gerek. Çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Sibirya, Türklerin, Moğolların ve pek çok Paleo-Sibiryalı halkın ana vatanı olmasına rağmen Türkiye'de Sibirya ile ilgili çalışmalar gerçekten son derece kısıtlı. Ve bugün yani Sibirya dahilinde düşündüğümüzde farklı farklı, işte Kanada'dan, Amerikalılardan, Ruslar zaten yıllardır yapıyor. Farklı milletlerden insanların, arkeoloji heyetlerinin sezonları takip edecek şekilde uzun yıllar boyunca. Mesela Almanların Tuva'da bir arkeoloji enstitüsü var. Hı-hı. Bu kurumsal bir şey. Yani arkeolojik kazıyla gidip işte orada herhangi bir yüzey araştırması yapmak veya herhangi bir müzede çalışmak gibi şeyler aynı sonuçlara ulaştırmıyor insanı. Arkeolojik çalışma çok disiplin gerektiren bir iş ve devlet nezdinde olması gereken, kurum nezdinde olması gereken bir şey. Çünkü bu periyodik bir şey. Her sezon bir sonraki sezonu tamamlar. Ve işte bizdeki Truva gibi, Hattuşa gibi yerler, daha rahat bildiğimiz için örneklendiriyorum. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün asırlık kazıları var buralarda. Yani bir kelimenin, bir cümlenin söylenebilmesi için yani her an her şey değişebilir. Bir asırlık çalışmaya ihtiyaç var. Değişebilir, evet. Bizde Türk üniversitelerinde ne yazık ki arkeoloji biraz İran ve İtalya arasında hapsolduğu için tarihçilerimizin de bir eksik noktası belki, siyasi tarihin dışında kültür tarihiyle çok fazla ilgilenmedikleri için, illaki bunların istisnaları söz konusu. Bu nedenle İran'ın doğusu arkeolojik anlamda Türkiye'de çok merak edilen bir saha değil. Ve Türk üniversitelerinin bölgede ciddi, disiplinli, periyodik arkeolojik çalışmaları söz konusu değil. Münferit sezonluk çalışmalar olmakla birlikte. Yani bu buluntularla, bu bulgularla hikayeler tutuyor mu? Benim gibi bu işlerin biraz dışında olan bir insanın... Biraz bir hikaye kısmına değinebilir miyim? Buyurun, buyurun. Tabii
Şimdi bize bu Sibirya Türklerinin anlatıları ulaştı artık. Derlemeler yapıldı. Öncelikle Türkolog dil disiplini alanında çalışan hocalar, bilimsel olarak sonra folklor, halk bilimi konusunda çalışan hocalar, Tuva Türklerinin destanlarını, Hakas Türklerinin destanlarını, Altayların, Saha Türklerinin destanlarını derlediler veya derlenmiş metinleri Türkçe'ye çevirerek, Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi'ne çevirerek bunları yayınladılar. Ve güzel bir politika izledi Atatürk Kültür Merkezi. Bunlar yayınlandı. Ve biz bu metinlerde artık onların dünyasına vakıfız. Özellikle mitolojik dönemi de kapsadığı için bu anlatılar, bu destanlar, mitik anlatılar içinde. Tabii. Arkaik destanlarda diyoruz biz bunlara. Ve hali hazırda üzerinde çalıştığımız çok önemli metinler. Doğru. Bizim açımızdan da bakarsın. Tabii şimdi bu dünya aslında şamanik bir dünya, evet, değil mi? Yani evet, bir kelimeyle bunu betimlememiz gerekse şamanik, evet, demek, evet, çok, evet, yanlış olmayacak. Evet. Ben hocam sizden o zaman bu şaman dünyanın nasıl söyleyeyim esprisini bize kavratabilecek böyle birkaç güçlü fırça darbesiyle, tabii, anlatabilecek yani, bir malumat. Başlangıçta, evet, bu müzik, ayin, din, sağlık hepsi bir kişide toplanıyor. Şaman dediğimiz Türklerin kam, oyun, baksı dediği din adamları. Sonra disiplinler ayrılıyor. Ozan diye sanatçılarımız çıkıyor. Bir özel kut diyorlar galiba, değil mi? Benim bildiğim kut sahibi olan. Evet, kut, bunlar onu ayrıca açabiliriz hocam. Çünkü kut büyük bir kut, şeyin parçası. Ha, kut, ve evrimsel tabii, bir aşaması var. Sadece anladım, kut bir konu bunlar olabilir. Bunlar belli bir eğitimden olabilir geçen. Ama bunlar kutlu şahsiyetler. Kutlu, evet. Kuttan nasibini almış. Ya şöyle almış oluyor. Ya anneden babadan soydan geliyor. Hı. Ya kendi bir takım yetenekleri var. Doğuştan getirdiği bir takım özellikler. Aileler aslında çocuğunun şaman olmasını da istemiyorlar açıkçası. Çünkü çok zorlu bir eğitim var. Hı. Arkasından da kendisi olmak isteyenler belli bir eğitime tabi. Nedir bu eğitim? Önce bunlara bir haller oluyor. Bir hastalık geliyor. Hı. Toplumdan uzaklaştırılıyorlar bunlar. Fiziksel sınavlara tabi tutuluyor. Efendim, zihinsel bir açılma yaşıyorlar, eğitim alıyorlar, yeni bir varlığa. Bu şeyde aşamalarda bir takım ruhlarla temasa geçtiği filan tasavvur ediliyor. Trans. Trans yani, haline geçiyor. Evet. Böyle de diyorlar, mistik parçalanma dediğimiz şey. Yani bir parçalanıyorlar bunlar, hı-hı, vücut dağılıyor, sonra bütünleşiyor, yeni bir... Aynı tasavvufta hani, yeni bir dönüşüme uğramak gibi, yeni bir dönüşümle ondan sonra tabii o belli bir eğitimi aldıktan sonra da yine kendi içindeki aşamaları var. Önce ilk aday şaman oluyor. Güçlü bir şaman olması için bir süreç gerekiyor. Güçlü şaman olduktan sonra manyak adı verilen bir giysileri var. Onu giyerek artık görevlerine başlayabiliyorlar. Yani bunlar bir... Şifa dağıtıyorlar. Evet. İki, gelecekten haber veriyorlar. Veriyorlar. Yani başka fonksiyonları. Ölüleri öbür dünyaya götürmede yardımcı oluyorlar. Ruh taşıyıcıları. İşte bir takım bilgileri gökten alıp getirip insanlara, bunların temasta oldukları ruhlar var. O ruhlardan bilgileri alıp insanlara işte şifa dağıtıp veya gelecek hakkında bilgi veriyorlar. Sonra bunlar ritüellere eşlik ediyorlar. İşte bayramdı, kurban ritüelleriydi. İnsanların özellikle bahar, yaz, sonbaharda yapılan büyük ayinler var. Hı hı. Özellikle ülgen için filan. O ülgenlere liderlik yapıyorlar. Ülgen kim oluyor? Onu, onu söyleyelim. Bu Altay şamanizminden söz edeyim. Çünkü her birinin kendine göre terimleri var. Altay şamanizminde üçlü bir dünya görüşü var. Hı hı. Gök, Orta Dünya ve Yeraltı Dünyası. Hı-hı. Burada da bir başlangıçtan beri var olan tözler var. Yani ülgen gibi. Hı-hı. İşte onunla beraber yayık, suyla, utkucu adı verilen ülgenin elçileri falan var. Bir de sonradan, yaratılıştan sonra ortaya çıkan ruhlar var. Onlara da neme. Hı-hı. Bunların her biri kendi içinde aru,
ve kara olmak üzere ayrılıyor. Aro temiz ruhlar, kara tözler de kötü. Mesela başlangıçtan beri var olan erlik bir kara tözdür. Evet. Başlangıçtan beri var ama kara. Peki ülkenle erlik kardeş miydi? Kardeşler. Kardeş değil mi? Kardeş. Onlar yani tengri var bir. Evet, Kuday dedikleri bir yüce Kuday. En büyük, evet, Entepe'de. Büyük Entepe'de. Sonra sonra bunlar yedi kardeş. Yedi kardeş, yedi evet. Yedi kardeşler. Kozmogonisi şöyle anlatılır. Şu anda Altay'da gerçek yer, çın yer dedikleri ama bu yer ikinci defa yaratılmıştır. Hmm. Önce bir tufan olmuştur, her yer temizlenmiştir. Şu anda bulunulan yer ikinci aşamalı. Tufanı da haber veren demir şeyli, gök yeleli bir keçidir. Hmm. Yedi gün meler, ondan sonra depremler olur, yanardağlar, işte karlar. Soğuktan kurtulan yedi kardeş vardır. İşte bu yedi kardeş galiba göksel bir simge değil mi? Yani en parlak gök cisimleri yedi tane, evet, olduğu için bu yedi, evet, benimsenen bütün bir dünya kültürlerinde yedi, evet, formülistik bir sayı. Ama dokuz da var galiba Türklerde. Var. Özellikle yani? Biz bugün incelediğimizde dokuz Doğu Türklerinin kutsal sayısı, yedi Batı Türklerinin kutsal sayısı. Evet. Yani siz, herhalde bunlarla. Sergen Bey, size şeyi sorayım bu minval üzere. Bu şamanlığın, yani Türk şamanlığının hikaye dünyası, simge dünyası ile dünyada rastladığımız başka şamanlıkların anlatıları ve simgeleri arasında çok büyük ölçüde benzerlikler var tabii ki, değil mi yani? Ama farklılıklar da olsa gerekir. Bunlar nedir mesela? Şöyle bakmak lazım. Şamanizmin özünde aslında animizm dediğimiz ruh tapıcılığı var. Ve bu tarih öncesi insanın zihninde hemen, yani insanlık tarihindeki çok paydaş bir nokta. Çok farklı noktalarda, farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde insanların benzer çıkarımlara vardığını görüyoruz. Çünkü insan hayattayken şunu görüyor. Yaşam alması nefes alıp vermeye bağlı. Ve nefes bittiği anda, soluk durduğu anda bu dünyayla olan bağlantısı kesiliyor. Bu nedenle pek çok antik tarih öncesi aslında dinde ruhun nefesle ilişkili olduğu, nefes alıp vermekle alakalı olduğu görülüyor ve aslında kelime etimolojilerine baktığımız zaman da gerek Hint Avrupa dillerinde gerek Semitik dillerde ruhla ilgili kelimelerin hep hareket, rüzgar, nefes temalı bir etimolojisinin olduğu. Yani siz şunu diyorsunuz, şamanizm aslında animizmin bir pratiği oluyor. Pratiğidir. Değil mi? Şamanizm animizmin içinden doğmuş kompleks bir inanç sistemi. Tamam, o animizmi biraz açalım. Animizm şöyle, tarih öncesi insanı. Canlılık, ruh, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, etrafındaki tabiat olayları, yanardağlar, akarsular, fırtınalar. Bunlara karşı savunmasız olan tarih öncesi insanın geliştirdiği tepkiler ve bu tepkilerin çeşitli mitler şeklinde kulaktan kulağa nesiller boyunca aktarılması, bazı ruhların, tabiat varlıklarının ruhlaştırılmasına ve sonra da o tabiat varlıklarının totem dediğimiz şeylere dönüşmesine. Yani totemizm dediğimiz nedir bu? İşte bir nehir, kutlu bir ruhu var, ulu bir nehir. O nehrin kaynağındaki bir tepe, bir dağ totem olarak kabul ediliyor. Veya o nehirdeki bir kuş türü, bu yırtıcı bir kuş olabilir. Veya kuğu olabilir. Eski Türk şamanizminde kuğular mesela çok önemlidir Sibirya'da. Bu birdenbire totem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o ruhu içinde barındırdığına inanıyorlar. Ve Sibirya kazılarında biz gerçekten de 10 bin yıl evvelinde başlayarak totem dediğimiz objeleri arkeolojik olarak bulabiliyoruz. Mesela kuş tüyü değil mi? Evet. Üzerine takıyor onu ve o koruduğunu düşünüyor kendisini. Yani şöyle, demir takıyor. Evet. Bir de şunu da hemen bu arada ilişkilendireyim. Buyurun.
dağ tepe ruhları, orman ruhu, nehir ruhu hepsi var. Ve bunlara isim verilirken aynı canlıya isim verilir gibi çok özenle seçiliyor. Akgöl, Aksdağ, böyle hep güzel isimler. Evet. Ve çekiniliyor onlardan da. Evet. Mesela bir ormana zarar vermek, bir nehri kirletmek, bir geyiği öldürmek. Bu Kızılderililerde de çok örneğini gördüğümüz değil mi? Şeylerde olduğu gibi mesela Yehova ismi gereksiz yere telaffuz edilmez ya. Adı da anılmıyor. Bazı özel isimleri var. Yani şahıs ismi gibi. Farazi, yani Ahmet, sıradan Mehmet bir yerde gibi anılmıyor isimleri. Evet. İsimleri, özel kutsal isimleri. Kutsal nasıl anılırsa korkuluyor, bir zarar verebilir. Korkuluyor. Karşımıza kut dediğimiz şey çıkıyor. Çünkü kut tam anlamıyla, yani günümüz dilinde benzetirsek eğer, enerji. Kut her şeyde var olan bir olay. Canlı cansız, insan, hayvan, bitki, dağlarda, taşlarda. Her şeyde bir kutsal öz var, enerji var. Ama bu kut hanedan ailesinde. Ama bu kut geyiklerde, kurtlarda veya bazı yırtıcı kuşlarda çok daha yoğun. O nedenle o hem kutsal, yani ilahi olarak yoğun bir enerji altında, hem de korkunulan bir şey. Sana zararı dokunabilir. Bu sebeple kutun ait olduğu obje bir yerden sonra karşımıza totem olarak çıkıyor. Evet, bu geyik bir kutsal yönden yoğun enerjiye sahiptir. Onun figürler, işte o küçük tahtadan veya çaputtan yapılmış objeler bir yerden sonra artık o geyiğin kendisi gibi görünmeye başlıyor. Ve bu totemizm dediğimiz şeyi doğuruyor işte insanlık tarihinde. Şamanizm bunun en kompleks olmuş hali. Totemizmde ve animizmde şey yoktur. Gökyüzü nasıl yaratıldı? Evren nasıl yani var oldu? Kozmogonisi tam oturmamıştır. Oturmamıştır. Mevcudu düşünür çünkü. Anladım. Daha pragmatist. Şunu düşündürüyor bu söyledikleriniz bana. Bilmem yanılıyor muyum? Galiba bütün mesele ölüm karşısında, değil mi? Yani insanın duyduğu şey orada. Temel orada. Nefes hayatın kaynağı. Evet. Ama nefes durunca bağ kopuyor. Ama sonrası ne? Şimdi bunun kabul edilmesi çok zor. Ölüme karşı ne yapabilirim? Dolayısıyla ölümü evet. Biz bugün modernlerin yaptığı gibi hayatın zıttı olarak değil de içinde hayatın devam ettiği bir şey olarak görüyoruz. Evet. Yani bu mesela benim hatırladığım kadarıyla, yanılıyor muyum? Ölmek fiili Türkçe'de öl, ıslaklık, nem gösteren bir ifadeye sahip. Hayat suda var. Dolayısıyla yani ölen insan aslında hayatını bir başka faza taşıyan insan gibi. Dolayısıyla onlarla bağ kurmak bir anlamda onların beş duyuya hitap etmeyen varlığıyla ilişki kurmak, sürekli münasebette olmak hem bir saygı, ihtiram, korkuyu devam ettiriyor, hem de bir şekilde hayatın idame ettirilmesine yarıyor. Değil mi? Yani biz modern zihniyetlerin çok anlayamayacağı bir şey. Burada bir ayrım yok. Ölüm, hayat arasında bir ayrım yok galiba. Değil mi? Şimdi şöyle düşünülüyor. Yani insan vücudu et, kemik, kandan. Tamam. Ama artı canlılığı veren tın, yaşam kabiliyeti. Fakat onun yanında insanlarda ve hayvanlarda olan süne, can. Evet. Süne. Bu süne insanlar göremiyor. Yani insanda süne var. Bazen ayrılabiliyor. Evet. Aslında ruh yani. Ruh, değil mi? Dedikleri. Bu gezebiliyor. Bir formu. Bu gezebiliyor. Bunu ancak işte büyük şamanlar falan görebilir. Veya ölmek üzere, ölümü yakın olan insanlar. Yani astral seyahat yapabiliyor. Evet. Bir de yula var. Yula da insan ve hayvanın eşi. Yulayı herkes görebilir rüyada. Güzel. Yani o da süne öbür dünya, yula bu dünyada görebildiğimiz. Ölüm nasıl oluyor? Ölüme erlik ya açgözlülükle karar veriyor birinin ölümüne, veya erlikle ülgen beraber karar veriyorlar. Evet. Ortak kararlar. Evet. Bu şekilde. Aslında burada ruh diyoruz. Hani şöyle bir şey vardır. Osmanlıca'da bir kelime
üç kelime günümüz Türkçesinde tek kelimeyle karşılıyoruz. O derinliği ifade etmiyor diyoruz. Evet. Ruh dediğimiz zaman şamanizmde birebir karşılığı yok. Çünkü ruh tek bir şey değil. Ruhun pek çok varyantı var. Doğru. Farklı farklı evreleri var ve tin felsefe terimi olarak çok kullanılıyor ruh anlamında. Halbuki tin tam karşılığı can. Çünkü tin dediğimiz şey ilk nefesle başlayıp son nefesle biten bir canlılık. Ama ruh bu sefer ama sünnet. Ruh nefesten evvel var olan bir şey. Vitae yani değil mi? Evet. Latinlerin söylediği evet. Vitae karşılığı mı? Evet, kısmen mıdır? Karşılıyor. Ondan da biraz daha farklı olarak şu özelliği var. Süne dedi hoca. Hocanın belirttiği yula gibi, süne gibi şeyler aslında kutun farklı formları. Evet. Çünkü kut insan daha henüz doğmamışken anne karnına ilk düştüğünde Tengri'nin verdiği bir şey, kut enerji. Bu doğumla birlikte insan artık konuşmaya başlayana kadar Umay'ın kontrolü altında tutuluyor. Ana tanrıça. Yani Türklerin Umay'da koruyucu kadınların ve çocukların doğumun şeyi, koruyucu tanrıçası, koruyucu tanrıça. Umay bir çocuk doğduğu günden konuşmaya başladığı ana kadar ona refakat ediyor. Çünkü konuştuğu anda o çocuk artık ilahi dünyanın dışında yeryüzü dünyasıyla tam olarak tanışmış ve bir de ayrıca bebeklerin kutları zayıf olduğu için kör meslerin, erlikin kolay ele geçirebileceği bir şey. O kötü ruhlardan. Kolaylıkla yutulabilir bir kut. Umay o yüzden o ruhu korumak için ona refakat ediyor. Konuşmaya başladığı andan itibaren bireyin kutu oluşmuş, ruhu tam olarak yerine gelmiş oluyor. Yula şöyle dediğimiz, diyebilir miyiz ona? Doğal dünyadan kültür dünyasına geçmiş. Geçiş. Aynen. Yani konuşmayla, kıyafetle, işte ona saçının kesilmesiyle falan yani. Bu herhalde beşerin Adem olması meselesi. Gibi. Evet. Değil mi yani? Evet. Kişi uyku halinde farklı yerlere, farklı coğrafyalara seyahat ediyor. Farklı zaman dilimlerine gidiyor. Ölmüş atalarının ruhlarını, şeylerini görüyor. Kutun vücuttan çıkarak seyahat etmesi. Ne? Kaşgarlı'da da vardır bu kelimelerin bazıları. Yula diyorlar. Şamanın işi burada devreye giriyor işte. Eğer rüya sırasında yula kötü ruhların eline geçerse, körmeslerin erliğin eline geçerse kişi bitap düşüyor, hasta düşüyor. Şaman o zaman işe giriyor ve o yulayı kaybolduğu yerden bulup bedene tekrar üflemeye koyuluyor. Bir şifa töreniyle tabii. Yula, bu da şamanın astral seyahati. Astral seyahat, evet. Anladım. Evet. Yula bedene girerse insan sağlığına kavuşuyor. Eğer bedenden kaybolursa hastalanıyor ve ölüyor. Öldükten sonra işte bugün hala Anadolu coğrafyasında devam ettirdiğimiz bir geleneğe sebep oluyor bu kut. O da süne ve üzüt. Anladım. Ruhun diğer formları. Ruh öldükten sonra süne dediğimiz bir hale bürünüyor. O süne 40 gün boyunca ölünün çadırında, otağında yaşamaya devam ediyor. 40 gün. 40 gün. Ya bakın ruh ama süne ruhun bir hali. Başka bir yani hal. Doğrudan ruh değil. O süne 40. günde ona adanmış olan kurbandan eğer memnun olursa ve o kurban eti o kabileye, halka dağıtılır, onlar da memnun edilirse yeryüzünü terk etmeye karar veriyor. O günden sonra da Süne'ye üzüt dediğimiz, yeryüzünü terk etmiş olan ruh adı veriliyor ve bu döngü bu şekilde kapanıyor. Burada çok önemli bir şey giriyor hocam. Buyurun. Kurban. 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 Evet, yani evet. Vazgeçilmezi. Zaten adaklar. Adaklar. Kırk yemeği. O kurbanın kabul edilmesi, kime nasıl kurban kesilecek, bütün bunlar işte şamanların şeyi doğrultusu. Daha renkli olacağını düşündüğüm bir etaba geçelim isterseniz. Buyurun. Bunların ayrıntılarını konuşmak çok daha zevkli olabilir ama biraz da yani Anadolu'ya gelmiş Türklerde bu gelenekler, bu bakış ki biz işte İslamiyet'i kabul ettik vesaire diyeyim, belli transformasyonlar yaşadık.
farklı kültürlerle hemhal olduk. Fakat baktığınız zaman pratik hayatta, günlük hayatta belki biraz yer yer sanki yeni kabul ettiğimiz dinimize uygun gibi algıladığımız ama aslında orada olmayan ve işte bu uzak geçmişimize bağlanabilecek çok sayıda günlük hayat alışkanlığımız var. Bu süreklilikleri, bu bağları kurduğumuz zaman mesela insanları düşündürecek, aa öyle miymiş filan dedirecek neler çıkıyor mesela? En başta bahsedebileceğimiz atalar kültü. Hı-hı. Yani bayram öncesi Arife günü herkes atalarını ziyarete gider. Mezar ziyaretleri Anadolu'da çok yaygındır. Hı-hı. Başka bir yerde yok. Yani mutlaka atalara ziyaret edilir. Öncelikle onlarla bayramlaşılır. Yani önce ölüler. Ölüler. Öncelik ölülerimiz. Bayramlaşma. Peki. Doğumda mesela anneyi bebeği korumak üzere annenin loğusanın odasına demirden bir şeyler koymak, kırmızı bağlamak filan. Hatta çocuğu olmayan, çocuğu doğup ölen aileler çocuğuna mesela ne koydu? Bir sürü isim koydu ama hepsi öldü. En sonunda durdu. Durmuş. Satılmış. Dursun. Diye. Onları biz ruhlara sattık. Evet. Hatta Anadolu'da pencereden doğan bebeği çocuğu olan bir kadına verirler. Bak biz satıyoruz çocuğu. Hmm. Pencereden veriyorlar bebeği. Bebeği biz sattık. Artık alma bizim çocuğumuzu şeklinde. Bu tarz uygulamaları hatırlıyorum hemen. Peki bunların mesela kapsamlı bir araştırması var mı? Bir bir inceleniyor. Bir mesela bir. Nazar tek başına inceleniyor. Ağaç kültü, atalar kültü. Bunlarla ilgili tek tek yayınlar var. Yani şu tahtaya mesela üç kere vurmamız bile oradan gelen bir şey. Evet. Mesela o yağmur duasında özellikle küçük çocuklar ağlatılıyor. Hayvanlar meletiliyor. Yani biz çok zor durumdayız. Yani duy bizi. Duy bizi. Evet. Kıyafetler ters giyiliyor, elbiseler ters giyiliyor. Yani bunu o da... Müslüman bir köyde yağmur duasının yapıldığını ve bu şekilde uygulamalar yapıldığını biliyoruz. Evet. Mesela o kıyafetlerin ters giydirilmesi hala yaşayan bir gelenek olarak mezarlara baktığımızda mezar armağanı dediğimiz bir şey var arkeolojide. Hı. Öte dünyada kullanacağı, kapkacağı, yiyeceği, yemeği, halısı bir mezarın içerisindeki armağanlar. Hı. Günlük hayatta ne varsa her şey. Bunlar çoğu kez kırılarak bırakılır. Sağlam bulamazsınız. Öyle defin mi? Sırasında kırılır. Yani bir çömlek, arkeologlar onları yapıştırmak, restoratörler tamir etmek için yani günlerine heba ediyorlar. Bir çömlek genellikle ters konulur veya parçalara ayrılır. Bir bıçaksa bu ucu bükülür. Çünkü öte dünyada ters olarak yaşadığı için onun düzeleceğine inanılır. Kıyafetin ters giyilmesi veya işte yırtık olması bu geleneklerin tamamı işte kurganlardan 4000 yıl evvelki 3000 yıl evvelki arkeolojik bulgulardan o geleneğin nasıl devam ettiğini takip edebiliyoruz aslında. Bir de mesela yeraltı dünyası, erliğin dünyasının buranın bu orta dünyanın tam tersi olduğu tasavvur ediliyor. Evet. Peki bu akış nasıl olmuş? Yani benim mesela düşündüğüm bir Horasan tarafı var değil mi? Yani bu çok önemli bizim için. Anadolu kültürüyle Asya kültürünün bir anlamda bağlantısını kurmamızı sağlayacak bir coğrafya. Oradan işte Anadolu'ya gelen işte Alpler, Erenler, Dervişler, Kalenderiler, Vefailer değil mi? Yani böyle bir geliş var. Bu aslında bir tarafıyla baktığınız zaman hayatı İslamileştirmeye doğru giden bir süreç. Hı hı. Bir tarafıyla baktığınız zaman o güçlü şaman geleneklerinin Anadolu'ya aktarılması anlamında bir şey. Yani heybesini doldurup geliyor. Heybesini doldurup geliyor değil mi? Doldurup evet. Geliyor. Şimdi ben bunu tek taraflı okunamayacağını aşağı yukarı öngörebiliyoruz. Çift taraflı okumak durumundayız. Bunlar hangi sonucu kim nasıl çıkaracak onu bilemeyiz tabii. Ama tespit olarak bu bu şekilde yürüyor. Ama burada da bence çok canlı bir şamanik geçmiş var Anadolu'da değil mi? Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani geliyor, heybesi var.
yeni kıyafet giyiyor ama burası boş topraklar değil. Değil, evet. Değil mi? Bu evet. Arazilerde de yaşayan insanlar var. Buraların da bakın, mitolojileri. Yani hepsi birbiriyle şey olmak zorunda. Bir şey, oba geldi, yerleşti bir dağın tepesine ama yanında başka bir kültür mekanı var. Bunlar evet. Alışveriş yapacaklar. Evet. Bir, doğru. Değil mi? Doğru. Yani üçlü bir şey var. Yani mesela şimdi bugün Anadolu'da yaşayan bu tip böyle şamanik izler taşıyan adetler, usuller vesaireler. Bunlara baktığımız zaman belki de şöyle bir çalışma yapmak çok ilginç olabilir. Kim kimden neyi aldı? Mesela evet. Bunlar tespit edilebiliyor mu? Mesela şeylerde de azizler var biliyorsunuz. Hristiyanlıkta. Aynı kerametleri görüyoruz. Aynı şeyleri görüyoruz değil mi yani? Ortak şeyler var. Hacı Bektaş'ın yaşadığı coğrafyada, eski antik Kapadokya'da, azizlerin evet. diyarı, pek çok şeyin iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani Hacı Bektaş bir Horasan ereni ve Türk kültürünün temelinde İslam'ın önemli figürlerinden birisi İslam tarihinin. Ama o Kapadokya coğrafyasının eski azizlerin yani Hristiyan coğrafyasının bir takım izlerinin de mitlerinin de iç içe geçerek yaşadığını görüyoruz Bektaşiliğin içerisinde. Bununla birlikte hocamızın biraz evvel bahsettiği destanlar. Hı hı. Destanlarda şu karşımıza çıkıyor söylediğimiz gibi Hristiyan etkileri, İslam etkileri ve eski Türk inançlarından, şamanizmden, animizmden kalan şeyler bir harman, bir çorba. Şöyle diyeyim hemen onu orada ayıklamak size. Bizim için bir mesele. Bizde Orhun abidelerinde üstte gök, evet. yerde yağız yer, yaratıldıkta ikin arası insanoğlu. İkili bir dünya anlayışı var, gök ve yer var. Ya. Ama bize Budizm'den geliyor üçlü anlayış. Evet. Yani yeraltı fikri Budizm'den geliyor. Evet, yani diğer dinlerin şöyle. Şeylerini... Yatsıyamayız. Şöyle, yani söz canlı bir şey olduğu için arkeoloji durağan olan o anda oldu bitti ve yerin altında kaldı. Sana dakikayı veriyor. Ama edebiyat ve destan öyle değil. Destan yaşayan bir şey. Ve mitolojileri destanlara göre çok önemli bir kaynağı. Çok önemli bir kaynağı destan. Homeros, İlyada onlar da birer destan. Ama mitolojiyi hele ki Türkler gibi yazıyı biraz daha geç kullanmış milletlerin mitolojisini inşa ederken işte sözlü gelenek bugün hepsi sözlü. Sözlü gelenek bizi yanıltabilir. Çünkü asırlar süren bir misyonerleştirme faaliyeti var. 400 yıllık, 300 yıllık Rusların uyguladığı Sibirya'da bir misyonerleştirme faaliyeti var. İncil'den, Tevrat'tan pek çok öykünün, motiflerin en ücra Sibirya kavimlerine kadar iletildiğini, iliştiğini görüyoruz. Keza İslam fetihleri sırasında Orta Asya'dan daha kuzeye aktarılan işte hem Farsça'daki hem Arapça'daki bazı kelimelerin ve motiflerin Altay şamanizmine de tesir ettiğini görüyoruz. Burada şu karşımıza çıkıyor. Evet, Altay şamanizminde bu var. Bugün Anadolu'da biz bunu yaşıyoruz. İkisi birbirine çok benziyor. Biz bunu buradan getirdik. Hayır, öyle olmayabilir. Altay şamanlığı onu daha orta çağ yıllarında bir İslam meşhur Talas savaşları değil mi? Tabii. Karahanlılar. Yani burada o şamanlar Altaylarda o yıllarda hala mevcuttu. Bugün de öyle. Bunlar erken tarihlerde ödünçlenmiş motifler olabilir. Hangi kronolojik evrede ödünçlendi? Kim hangisi nereden evet, göç değil etti? Mi? Yani o çok, bu çok kritik bir şey. Bu göç yolları falan yani, biraz şey bu buna yapıyor. Benziyor. O zaman bu buradan geldi. Biraz çok, tek düzey. Çok tehlikeli bir şey. Tek düzey ve yani, tehlikeli bir şey. Kronik olması lazım bir evet. kere değil mi yani? Kronik olmalı. Ve takip edilebilir olmalı. Bakın ben size demin anlattım. Kozmogonibi'nin mitinde gökteki 7 gün boyunca kudurmuşsun, meleyip koşarak işte deprem oldu, ateş oldu, yağmur yağdı, karlar, soğuklar başladı. 7 kutsal kardeş vardı. İşte bunlar tufan olacağını bildiler. İşte en büyüğü Erlik, diğeri Ülgen. İşte Ülgen'e üstün yetenekler verildi. O nomçu, kitapçı olarak bilinmekteydi. Devam ediyorum. Kardeşler bir kerep yapmışlar, gemi. Ondan sonra bu gemiye her cins kuş ve hayvandan çift almışlar. Tufan sona erdiğinde Ülgen gemiden Horoz, Kaz falan böyle devam ediyor. Hikayeyi bir yerden hatırlıyorum. Hikaye. Yani çok tanıdık. Çok tanıdık. bu
mutlaka birleştirildi, evet, etkilendi. Orada kaz, öbür tarafta tavuk, öbür tarafta güvercin ama sonuçta bir Gılgamış da görüyoruz, evet, en eski örneğin. Acaba Gılgamış'tan mı aldılar? Evet. Evet. İran Gılgamış'ta çok tufan. Kilit bir coğrafya hocam. Evet, İran. Evet, İran çok önemli. Kadim Asya uygarlıkları, Orta Asya, daha uzakta Çin ve bizim Orta Doğu'da, Anadolu'da, Mezopotamya'daki medeniyetlerin arasında tam bir köprü ve inanılmaz bir geçişkenlik var. Yani biz bugün Altaylar'da böyle olmuş, Mezopotamya'da böyle olmuş, aralarda muazzam coğrafya farklılıkları var gibi görüyoruz ki var. Ama eski çağ insanları inanılmaz mobilize insanlar. Hele ki Türkler gibi daha hani göçer kültürün hakim olduğu bir şeyden söz ediyorsak, ben çok kullanırım eski Romalı tarihçilerden, Malalas'ın ve benzeri Antakyalı tarihçilerin çok kullandığı bir söz vardır Hunlar için. Yeryüzünde dedikodulardan daha hızlı yayılan tek şey Hunlardır diyor. Hmm. Jerome gibi, Malalas gibi adamlar. Çok mobilizeler ve inanılmaz etkiliyorlar ve inanılmaz etkileniyorlar. O yüzden mitler birbirlerinin içine geçmiş durumda. Hmm. Bir tane örnek aktarmak istiyorum. Osmanlı demir yolları yapılırken bu Suriye'ye falan, Hicaz demir yolları, orada bir evliya türbesi var. Hı hı. Şimdi demir yolunun geçmesi lazım. Biraz kazılıyor. Hani şöyle biraz yan tarafa alınacak. Altından Hristiyanlığa ait objeler çıkıyor. Biraz daha kazılınca pagan dönemlere ait. Yani aynı yerde her kültür kendi şeyini. Balkanlarda da Akyazılı Sultan işte türbesine bakıyorum. Bir dönem Hilal, bir dönem Haç. Hani hangi dönem kimin eline geçtiyse orası aynı yer, değişik dinlerin, inançların merkezi olabiliyor. Peki şey daha sormak isterim size. Bu İran etkisinden bahsettiniz. Bu Türklerin işte Horasan'dan Anadolu'ya doğru Asya'yı geçmişlerini biraz daha geride bırakarak kat ettikleri bir yol. İran'ın bu geleneklerin veya kültürlerin yeniden üretiminde etkisi, katkısı, bozucu veya güçlendirici bilemem olmuş mudur? Bunu biraz, çünkü işin içine bir de maniyistik evet, etkiler evet, giriyor değil mi? Tabii. Zerdüştün, evet, Zerdüştülüğün etkileri giriyor. Bunları biraz açabilir miyiz acaba? Bu iki açıdan değerlendirilebilir. Bir, belirttiğiniz gibi antik devirlerde Zerdüşt, Mecusi geleneklerin İç Asya'ya yayılması ki Pers İmparatorluğu'nun batı kadar doğuda da büyük yayılması, işgalleri veya Çin'de bundan vardı. Çok rahatsız bildiğim kadarıyla. Çok rahatsız. Evet. Meşhur işte Saka Kraliçesi Tomris'le olan kavgaları var. Bu İran işgalleri sırasında pek çok Huda, Kutay mesela bu kelime alışverişlerine kadar gidiyor. Ve aslında şamanizmde yer altı dünyası, cehennem diyebileceğimiz bir imajın belki de İrani bir düşünceyle. Demin Budizm dediniz içine, de bana biraz İrani daha. Şamanlığın içine girdiğini tahmin ediyoruz. Bu da Tamu. Yunus Emre'de bile geçen Tamu. Evet. Tamu İrani bir kelime. Sanskritçe'de de var olan. Türkçenin uçmağı da öyle. Uçma, yani uçmak, biz benzetmişiz. Türkler çok güzel benzetirler, böyle eski kelimeleri kendi dillerine dönüştürürler. Uçmak farklı bir kelime. Yani Sanskritçe bir şeyden geliyor. Tamı da öyle. Şamanizmin özünde aslında bir gölgeler dünyası gibi bir düşünce var. Yani öldükten sonra bir yeraltı dünyasına inme ve orada eziyet çekme veya gökyüzünde mükafatlandırılma gibi bir düşüncenin en erken evrelerde olmadığını biliyoruz. Farz evet, ediyoruz. Bunu da okuldan köprüler falan çok en sonra. Eski kabileler, yani daha az dış etkilere maruz kalmış daha ilkel kavimlere baktığımızda, Sibirya'nın yerlisi olan işte Kuzey Sibirya'daki toplumlarda bu yeraltı imajının daha az olduğunu, olan yerlerde de bir gölgeler ülkesi. Yani öldükten sonra nasıl bir hayat var? Ölünün gölgesi
bir gölgeler ülkesinde onun gibi avlanmaya, onun gibi evlenmeye, çocuk büyütmeye devam ediyor. Böyle bir devamlılık söz konusu. Ama bir yerden sonra bu muhtemelen ki demir çağlarının içleri olmalı. Yani takribi milattan evvel 500'ler gibi tam o İskitlerin olduğu dönemler. Çok yoğun bir İrani etkinin Altay ve çevre coğrafyalara ulaştığını görüyoruz. İşte bu dönemlerden itibaren muhtemelen şamanizmde bir yeraltı düşüncesi. Erlik, ehrimen. Veya yani işte Ahura Mazda, Ülgen. Erlik, Ülgen bir, derken. Dualistik bir felsefenin daha dualistik bir hali. Oturmaya başladığını yavaş yavaş görüyoruz. İkisini kardeş diyoruz, gayet şey diyoruz. Değil mi? Sonra değişiyor. Tabii o Ülgen'in yani Ehrimen ve Ahura Mazda'nın kavgasının neredeyse bir şeysi, yansıması. O İrani etkiye bağlı. Evet. Kısmen de belki Budizm'den mi etkileniliyor? O nedir onu bilemiyorum. Budizm esasında bir Hint kolu. Hı hı. Ve Hinduizmin temelinde de var olan şey şamanizm. Hı hı. Çünkü Hindular mevcut coğrafyalarına gelmeden evvel Aryan göçleri dediğimiz bir şey söz konusu. Batı Sibirya'dan göç ederek güneye kadar ulaşıyorlar. Hı hı. Ari halklar. Ve o göç ettikleri coğrafyanın inanç sistemini, o eski arkaik şamanik mitleri, inançları Hindistan coğrafyasına taşıyıp oradaki yerli Dravidlerin mitleriyle, yerli halkların yani Dravid dediğimiz halkların mitleriyle karıştırıp Hinduizm dediğimiz şeyi oluşturuyor. Ve Hindu bazı gelenekler daha sonraki asırlarda kuzeye tekrar yönelerek şamanizme aktarılıyor. Burada bir ikili ödünçleme var. Şamanizmden Hinduizm'e aktarılmış bazı ögeler var ve Hinduizm daha sonraki devirlerde tekrar şamanizme bunları naklediyor, bir ödünçleme. Bu hakikaten dediğiniz çok ilginç. Yani ikili ayrım, üçlü ayrım gibi, üç katmanlı, iki katmanlı dünyalar gibi. Fakat benim burada son olarak, vaktimizde bir hayli azalıyor ama son bir beş dakikamız kadar zamanımız var. Hem hocamızın hem sizin fikirlerinizi almak isterim Sergen Bey. Bu panteizm veya vahdet-i vücut dediğimiz şey ise yeniden animist bir yorum mu oluyor? Yani çünkü animizmde şu yok herhalde. Ölüm ve hayat arasında işte yer, gök veya yeraltı gibi ayrımlar yok. O hayatın akışı dediğiniz gibi gölgeler, gölgelenmeler şeklinde. Peki bu panteizmi kimileri öyle söylüyor veya bize daha yakın olan işte vahdet-i vücut dediğimiz şeyi nereye koyacağız? Şimdi ben aklıma şöyle bir şey geldi. Bir Mevlevi büyüğü tanımıştım ben. Yani Mevlevihanede doğmuş. Bütün pratiklerini, eğitimlerini almış. O bazı hatıralarını anlatırdı. Ben o zaman ortaokul öğrencisi filandım. Bir şey söyledi bir gün. Dedi ki mesela dedi biz dedi çocuklar dedi Mevlevihanede dedi koştuğumuz zaman gürültülü bir şekilde döşemelerden ses çıkarttığımız zaman dede hemen bastonuyla bizi şöyle çeker. Bak o eşyanın o döşemenin de bir canı var. Üzerinde tepinilmez onun. Canı yanar. Senin üzerinde ben tepinsem canın yanmayacak mı? Falan gibi bir eğitim. Şimdi bu mesela çok ilgimi çekmişti, hala da unutmam. Yani varlığın birliği aslında ölüm ile hayat arasındaki ne diyelim ona karşıtlığı tasfiye etmeyi gerektiriyor. Ve evet. Bunun bir anlamda evren görüşünü ortaya koyuyor değil mi bu panteizm? Tasavvufla şamanizmin belki tam kesişim noktası parçalanma ve yeniden doğuş dedik ya. Gerçekten onu mezarlarda çok yakın tarihlere kadar o kurganlardaki buluntulardan takip edebiliyoruz. Ölümden sonra bir yeniden doğuş var. Ama bu ruhani bir doğuş aynı zamanda. Bir kişi şaman seçildiği zaman o daha önceki insani yaşamından bağımsız olarak tekrar doğması gerekiyor. Ne olacak? Bir kötü ruh, bir şeytan, genellikle bir şeytan onu parçalara ayıracak. O parçalar her bir kötü ruhun emrinde büyütülecek. Büyürken de o kötü ruh veba mı gönderiyor? O kötü ruh kızamık mı gönderiyor? Sel mi, felaket mi? Neyse, neyin kötü ruhuysa
o bilgiyi o parçaya öğretecek. Hı-hı. Sonra o parçalar yeniden bir bütün haline gelecek. Hı-hı. Ve o bütünleşmeden sonra ilahi doğum gerçekleşip şaman kutsanmış olarak varlığını ispat edecek. Şimdi mezarlara baktığımız zaman çok ilginç bir şey. İskit mezarlarında Tagar kültürünün özel mezarlıkları vardır. Buralarda bedenlerin belirli bir süre ölümden sonra yeryüzünde bırakıldığını, parçalara bölündüğünü, anatomik olarak çünkü bir vücut çürüdüğünde kolun şurada olması lazım veya eklem yerlerinin doğru düzgün olması lazım. Bunun bir kasaplık işi gibi parçalara ayrıldığını görüyoruz cesetleri. Ve kemikler etlerinden arındıktan sonra bir şey olarak nedir işte bir karmaşık halde defnedilmişler. Burada aslında onun parçalarından yeniden doğması düşüncesi var. Bu tasavvufta da karşımıza çıkan bir şey. Evet. Parçadan yeniden bütüne gitmek. Önce parçalanmak ama o parça her bir parçanın gizli bir bilgiyi. Yani tasavvufta kesret da, vahdet evet, meselesi. Evet. Her parça gizli bir bilgiye vakıf olacak. O bilgiyi aldıktan sonra yeniden bütüne kavuşacak. Anladım. Zaten çok... tasavvufta bir anneden doğma vardır. Bir de ondan sonra tasavvuf yoluna girdikten sonra asıl yeniden doğma. Evet. Arınarak, temizlenerek bütün dünya şeylerine yüz çevirerek yeni bir insan olarak doğmak. Evet. Vallahi tabii çok zevkli bir sohbet. Keşke daha da uzatabilsek ama vakit açısından biraz sınırlı olduğumuz için burada kesmek durumundayız. İkinizin de çok değerli katkıları oldu. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunarız kıymetli seyircilerimiz.